Warte. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 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 السلام günahları söyleyeyim mi de size de sahabesine söyledi. Ashabına bazen insan bazı şeyleri hafife alır. Şey yapmaz. Çok kötü olduğu halde onu hafife alır. Ekber-i kebair dediği en büyük günahlar birisi anaya babaya iyi davranmamaktır. Yani kötü davranmak o günahların en büyüğüdür. Yani başka şeyler var, her şey var ama bu en kötüsü anaya babaya kötü muamele etmek, kötü davranmak, onları üzmek. Tabi dereceleri var bunların. Bazen kötü dövüp ya sövüp şey yapmak, onlara ihtimam göstermek, o büyük günahlardan birisi. Ondan sonra da şimdiki asırda onlara itibar olan yalan şahitlik, yalan şahitlik yapmak, o daha çok büyüktür. Onu kaç defa tekrarlamış Peygamber Efendimiz ki bu büyük günahtır. Yalan şahitlik yapmak, yalan şahitlik yapmak demiş. Ta ki sahabeler keşke sussa diye şey yapmışlar da o kadar üzgün olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu söylemiş ki hakikaten yalancı şahit çok insanların canını yakar, haklarını alır, iki kuruş için bu şahitliği yapar. Zannedersin yani bir laftan ne çıkar diye bazı laflar kelleyi götürür. Bazı laflar insanın hakkını alır. Bazı sözler işte onun için dikkat etmek lazım. Bahusus böyle biri sana söylerse bunu gördün mü ya böyle midir diye gördüysen tam olduğu gibi söylersin. Yok sana gel de şunu söyle, bunu söyle diye söylerlerse görmediğin, bilmediğin şey sakın yani küçük bile olsa gene onu yapma. Yalancılık, yalancı şahitlik yapma. Olabilir. Hani sırf mahkemede değil, hayatın içinde yaşadığın vakit bir mesele olur. O meseleyi bilirsen söyle, bilmezsen sakın onun bunu lafıyla şahitlik yapma. Yani şahitlik ile mahkemede gel burada Kur'an, elini Kur'an'a basla şahitlik yap de, değil. Her zaman bir şey olunca yalancı şahitliği sakın yapma. Tabii şimdiki mahkemelerinde bir hayli insan var, yalancı şahitim diye iftihar eder. Şu para ver, ben sana şahitlik yapayım der. Hem de geçerli olur. Nasıl bir sistemse bu adamın yalancı olduğunu bildikleri halde
gene şahitliğini kabul ederler. Allah muhafaza etsin. Onlar kabul etmeleri mühim değil. Allah Azze ve Celle'nin indinde o ahirette büyük azap, büyük son, kötü son olarak o insana yeter. Hak dünyada zayi olur ama ahirette zayi olmaz. Sen iki kuruş için şahitlik yapmışsın, onun muhakkak cezasını çeker. Para için olmasa bile gene yalancı şahitlik, görmediğiniz, duymadığınız, işitmediğiniz şeylere şahitlik yapma. Onun bunu sözüyle de inanıp da şahitlik yapmayın. Allah muhafaza etsin, uyanıklık versin bize. Bunlar çok mühim bir şeydir. Zaten insan yalancı şahitlik sırf mahkemede oluyor. Her saat olur, her gün olur. Onun için Allah muhafaza etsin nefsimizin, onun bunun nefsinin isteği üzerine kötülük yapmayalım, günaha, harama girmeyelim inşallah. Allah muhafaza etsin bizi. Allah'a tevfik. El-Fatiha.